Cristiano Ronaldo'ya, onun oynadığı futbola hayran olmayan kişi sayısı çok azdır. Yeşil sahada insanüstü bir performans sergileyerek goller atan, takımını sırtlayan, şampiyonluklar ve ödüller kazanan Ronaldo, dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından birisi. Yıldız futbolcunun insanüstü performansını aslında onun robot olduğuyla açıklayan insanlar da var. Peki sizce insanlar niye Ronaldo'ya robot diyorlar? Bugünkü videomuzda limitleri aşan, birçok kişinin insan olmadığını iddia ettiği Cristiano Ronaldo'dan bahsedeceğiz. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Birçok kişi Ronaldo'nun futbol olan tutkusunun çocuklu yaşlardan itibaren başladığını bilir. Bunun yanında Ronaldo'nun zorluklar içinde geçen çocukluğunu da bilmekteyiz. Bu yüzden Ronaldo'nun hayatından veya geçmişinden bahsetmeyeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu Cristiano Ronaldo ve onun inanılması güç teknik özellikleri. Öncelikle Ronaldo, iki ayağını da kullanabilen nadir oyuncular arasında yer almakta. Antrenmanlarda sol ayağını da geliştiren Ronaldo, tıpkı sağ ayağıyla olduğu kadar sol ayağıyla da futbol topuna hükmedebiliyor. Ronaldo kariyeri boyunca ters ayağı olan sol ayağıyla 106 gole imza atmış. Bu birçok forvetin sağ ayağıyla attığı golden bile fazladır. Ronaldo'nun hırsı, çalışma hırsı, disiplin anlayışı ve başarısı da elbette onu başarılı yapıyor. Ronaldo birçok futbolcunun aksine antrenmanlara ilk geliyor, antrenmandan da çıkan son oyuncu oluyormuş. Bunun yanında antrenmanlarda durmak bilmeyen yıldız futbolcu neredeyse hiç ara vermeden hareketleri yapıyormuş. Asla var olanla yetinmeyen Ronaldo her zaman çok çalışarak hep daha fazlasını elde etmeye çalışmış. Özellikle Ronaldo'nun genç yaşlardan itibaren ters ayağı olan sol ayağına ve frikiklere özenle çalıştığı bilinmektedir. Tıpkı bir şarap gibi yıllandıkça oynadığı futbol güzelleşen Ronaldo 30 yaşında kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşamış. 2010'dan itibaren 6 sene üst üste 50 golün üzerine çıkan Ronaldo, bu alanda da kırılması zor bir rekorun altına imzasını atmış. 30 yaşından sonra 2 Ballon d'Or ödülü ve üst üste 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Ronaldo, tıpkı bir makine gibi sağlam bir yapıda futbolcu olduğunu göstermiş. Birçok yıldızın Çin'e ve Arap kulüplerine transfer olduğu yaşta, hala en yüksek arenada performans gösteren Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'ndaki bir maç sırasında saatte 40 kilometre hıza çıkarak tüm spor basınını şaşkına çevirmiş. Bunun yanı sıra Ronaldo aynı Dünya Kupası'nda bir Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu unvanını da eline geçirmiş. Şu ana kadar bahsettiklerimizden bile Ronaldo'nun gerçekten üstün ve yetenekli bir futbolcu olduğu anlaşılmakta, öyle değil mi? Ama tüm bunlar size yeterli gelmediyse limitleri zorlayan Ronaldo'ya daha yakından bakalım. 2017 yılında dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo'nun onu diğer futbolculardan ayıran özelliklerini ortaya çıkarmak için Madrid'de bir laboratuvar kurulmuş. Ronaldo bu laboratuvarda son teknoloji kullanan uzmanlar tarafından bir dizi testlere tabi tutulmuş. Bu testlerde Ronaldo'nun fizik gücünün, zekasının, tekniğinin ve becerisinin üst limitleri zorlanmış. Yapılan ilk testte yeşil sahaların en hızlı futbolcularından biri olan Ronaldo, 100 metre İspanya şampiyonu Angel David Rodriguez ile yarıştırılmış. 25 metrelik düz koşuda Rodriguez, parkuru Ronaldo'dan 0.3 saniye daha önce tamamlamış. Futbol sahasını daha iyi yansıtan 25 metrelik slalom koşusuna geçildiğinde ise Ronaldo'nun çevikliği ile parkuru şampiyon atlete göre 0.5 saniye daha hızlı tamamlamayı başardığı görülmüş. İkinci testte ise Ronaldo'nun bacakları ilginç bir deneye tabi tutulmuş. Elleri belindeyken sadece 44 cm zıplayabilen Ronaldo, sahadaki gibi kolları serbest bir şekilde zıplanması istendiğinde oldukça şaşırtıcı bir sonuç çıkmış. Yıldız futbolcu bu şekilde tam 78 cm zıplamış. Buysa ortalama bir NBA oyuncusundan daha fazla zıplamak anlamına geliyor. Üstelik zıplamak için kullandığı güç vücut ağırlığının tam 5 katı. Bu da bir astronotun fırlatış anında maruz kaldığı çekim gücüne neredeyse eşdeğer. Ayrıca Ronaldo'nun zıplayışı esnasındaki bir diğer ayrıntı, havadayken dizlerini kırarak ve kollarını geriye çekerek uzun süre havada asılı kalabilmesi. İşte o muhteşem kafa gollerinin sırrının da buradan kaynaklandığı anlaşılmakta.
Bir diğer testte ise karanlıkta yapılan tüm ortaları gole çeviren Ronaldo'nun üstün bir futbol zekasına sahip olduğu sonucuna varılmış. Ronaldo'nun futbol zekası ölçülürken limitleri alışık olmadığı ortam koşullarında da denenmiş. Bu testte Ronaldo'dan kanattan gelen bir ortayla boş kaleye gol atması istenmiş. Fakat testin kritik noktası Ronaldo'nun top ayaktan çıktıktan sonra topu göremeyeceği şekilde ışıkların kapatılması. Bunun nedeni ise Ronaldo'nun topu görmeye gerek duymayacak kadar tecrübeli olması. Bu gibi pozisyonlardaysa topa vuruşunun, ortayı yapanın duruşu, topa vuruş şekli ve açısına göre bir refleks olduğu anlaşılıyor. Zaten Ronaldo tüm denemelerinde gol atmayı başararak beklentileri karşılamış. Real Madrid'den Juventus'a transfer olduğunda da Ronaldo'nun başka bir ilginç özelliği gün yüzüne çıkmış. Fransız L'Équipe gazetesinin haberine göre Juventus'un sağlık kontrollerinden geçirdiği Ronaldo'nun biyolojik yaşı 20 yaşındaki bir futbolcuya eşdeğer çıkmış. Futbol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Ronaldo'nun antrenmanlar dışında özel hocalar eşliğinde fitness çalıştığı biliniyor. Zaman zaman izin günlerinde bile ayrı idmanlar yaptığı basına yansıyan Ronaldo çok çalışmasının karşılığını da alıyor. Juventus'un yaptırdığı ölçümlerde Ronaldo'nun vücudundaki yağ oranı %7, kas kütlesi ise %50 çıkmış. Ortalama bir futbolcuda ortalama olarak yağ oranı %10-11, kas kütlesi ise %45 civarında olması normal kabul ediliyor. Bu değerler baz alındığında yıldız futbolcunun sonuçları başta doktorlar olmak üzere herkesi doğal olarak şaşırtıyor ve onun robot olduğunu düşünmemize sebep oluyor. Şu ana kadar yapılan testlerle Ronaldo'nun fizik gücü, futbol zekası, tekniği ve becerisinin üst limitleri zorlanmış ve bu sayede Portekizli futbolcunun diğer oyunculardan farklı yönlerini görme fırsatı yakalanmış. Bu testler sonrasındaysa çok sayıda insan onun insanüstü bir futbolcu, hatta robot olduğunu söylemişler. Peki siz yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve onun insanüstü özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ronaldo robot olabilir mi? Cevaplarınızı ve yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.